şekeri bu şekilde tutmanızı istiyorum. Sıkı bir şekilde. Evet. Şimdi yavaş bir şekilde şekeri çekin. Yarı finalden %95 aldık. Seyirciyle aramızda farklı bir bağ oluşturduk. Bizim açımızdan güzel geçen bir gösteriydi, eğlenceliydi. Yani bazen... Konuşmak gerekirse çok çalıştık, emek verdik ve birinci olmak istiyoruz. Sesli bir şekilde zihnine gelen o sayıyı söyleyebilir misin? Bağırarak. 84. Bir daha söyle. 84. İlk defa biz duyduk. 84'tü ve biz de buraya 84 yazdık bayanlar baylar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gösteriye başlamadan önce o zaman kendimizi bir kez daha tanıtalım. Ben Kıvanç. Ben Burak. Kıvanç'la beraber yaklaşık 2 yıldır birçok yerde gösteri yaptık. Ve gösterilerimizde sürekli oynadığımız bir oyun var. Ve biz bu oyunda hayata dair bir şeyler anlatıyoruz. Bugün Yetenek Sizsiniz Türkiye'deki son gösterimiz. Ve bugün büyük final. Bir kere daha... Sizlere bunu göstermek istiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi insanlar doğar, hayatını yaşar ve daha sonra ise ölürler. Bu süreç bize çok uzun gözükse de aslında sandığımızdan çok daha kısadır. Barış Manço kendi hayatını anlatırken tuvali kendi portresini yapıyordu. Bunu ilk izlediğimizde biz çok etkilenmiştik. Ve daha sonra düşündük. Acaba biz de hayatı anlatmak istesek İllüzyonun çerçevesinden, bakış açısından nasıl anlatırdık? İnsan hayatı aynı burada gördüğünüz mermer parçaları gibidir. Pürüzsüz ve saf, dayanıklı ama bir o kadar da kırılgandır. Aynı puzzle'ın parçalarına benzer. Eğer hayatınızdaki bütün parçalar doğru yerinde ise hayat mükemmeldir. Ama bu hayata hangi çerçeveden baktığınızla alakalıdır. Kusursuz uyumu içinde barındırdıklarınızı belirler. Gün gelir hayat size oyun oynar ve büyük bir darbeyle yıkılırsınız. Sevdikleriniz, arkadaşlarınız, aileniz, sağlığınız ve daha fazlası. Ama önemli olan yere düştükten sonra yerden kalkabilecek gücü tekrardan kendinizde bulmanızdır. Hayata karşı sımsıkı tutunabilmenizdir. Mücadele etmenizdir. Mükemmele ve mükemmele varana kadar. Hayat kaldığı yerden devam eder. Hiç beklemediğiniz bir anda o çıkıp gelir. Bir parça. Nereye koyacağınızı bilemezsiniz hayatta. Kabullendiğinizi düşünürsünüz. Hatta görmezden gelirsiniz. Ama sadece ve sadece kendinizi kandırmışsınızdır. Bilmelisiniz ki siz istedikten sonra hayatta yapamayacağınız ya da başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Hiç beklemediğiniz bir anda o gelmişti. Ve hayat en büyük sürprizini de sona saklar. Bir çocuk gelir. Peki bu çocuk hayatınızın bir parçası mıdır? Ya da hayatınızda yeri her zaman hazır mıdır? Bilmelisiniz ki hayatınızda ne değişirse değişsin ya da kim girerse girsin. Siz istedikten sonra hayata hala aynı ama aynı çerçeveden kusursuz bir şekilde bakabilirsiniz. Bu sahnede birçok iskambil gösterisi yapıldı. Ve geneline baktığımız zaman seyirci ve jüri tarafından önyargıyla yaklaşılıp çok fazla ilgi görmüyor. Ne yaptığınızın çok bir önemi yok. Önemli olan nasıl yaptığınız. Bu iskambil gösterileri için de geçerli. Hatırlayacaksınız geçen sene de Burak'la beraber Yetenek Sizsiniz'e katılmıştık. Ve Yetenek Sizsiniz'e geçen sene katıldığımızda da iskambil gösterilerine yer vermiştik. Bu sene de olduğu gibi. Şimdiye kadar 3 tane oyun yapmıştık ve bu oyunlar için kısa bir VTR hazırladık. Onu hazırladıktan sonra izledikten sonra size çok kısa bir şey bahsetmek istiyoruz. Hadi bakalım. Kendi iradenizle. Seçtim. Alın o zaman o kartı. Tamam. Kartınızı alabilir miyim? Mükemmel. İzleyenler ledlerden görebilirlerse imzalı kart. Şu anda Kıvanç'ın ağzında hem de katlı bir şekilde. Bayanlar baylar. Dünyanın en zor kart oyunu. Hülya Hanım, kartınız bu muydu? Daha sonra ise, evet biraz yırttım, kartlara ulaşmamız gerekir. Bana bir iyilik yapın ve elinizdeki kartları karıştırmaya başlayın. Alıyorsunuz kartı, bize göstermiyorsunuz değil mi? Evet, elinizi biraz da çekerseniz çok güzel. Sizin kartınızı sıralı bir deste içinde, kendi yerinde ters çevirip desteye sokup, daha sonra kutunun içine sokup, sticker'ını yapıştırıp jelatinlesek nasıl olurdu? Yuh olurdu. Hayır. Bu dejavu olurdu. Ellerinizi açar mısınız? Hayır, dejavu. Hadi canım, dalga geçiyorsunuz. Açın ellerinizi. Sopalarım elimallah. Gördüğünüz gibi herkes görebiliyor mu? Ay şaka gibi. Ben açıyorum. Evet. Yeteri kadar karıştığını düşününce petin üzerine bırakabiliriz. Mükemmel. Şöyle ekranlara göstereyim kartı. sinek papazdan başlayarak sıralı bir şekilde destede, son olarak kupalar sıralı bir şekilde destede ve karolar sıralı bir şekilde destede. Ve o kart, Eser Bey, sizin kartınız mı? Kırın. Aa, bravo. Bravo. İşte bu, içinde bir kart var. Kartı herkese gösterin. Sizin kartınız mı? Vallahi benim kartım. Çok sağ olun. Sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istedik. Nedenini de hemen açıklayayım size. Çünkü birazdan göreceğiniz iskambil oyunu artık son noktayı koyacak bizim açımızdan. Ama öncesinde eğer bizi kırmaz, bu sahneyi bize paylaşırsa Eser Yenenleri alkışlarla sahneye davet etmek istiyoruz. Eser Bey, hoş geldiniz. Buraya alacağım sizi. Buraya. Evet, lütfen burada durun. Tamam. Bayanlar baylar, gösteri boyunca bu deste gözünüzün önünde olacak. Eser Bey, İskambil kartlarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Mükemmel. Şimdi 52 tane kartı gözünüzün önünden geçtiğini düşünün. Ve bir tanesini yakalayın havada. Tamam. Yakaladınız mı? Yakaladım. Bakın kartınıza. Baktım. Kartınızı görüyor musunuz şu an? Görüyorum. Görüyorsanız bile şu an çok güzel bir oyun. Burada bırakabiliriz. Ama devam edeceğiz. Öncelikle not defterini açın. İçinde iki tane kutu göreceksiniz. İlk kutuya bu kartı yazar mısınız? Yalnız hiç kimse o konakta yazın. Daha sonra... Ha, göstermeyelim kimseye. Hiç kimse bilmesin o kartın ne olduğunu. Çok güzel. Tamam. Şimdi Eser Bey, ikinci kutuya... Şunu sormak istiyorum daha doğrusu. Eser Bey, İskambil destesinde kaç tane kart olduğunu biliyor musunuz acaba? Destesi 52. Evet. 52 tane kart var değil mi? Evet. Şimdi 1 ile 52 arasında bir sayı düşünün. Evet. Düşündünüz mü? Düşündüm. Şimdi o sayıyı boş olan kutuya yazın. Tamam. Sadece siz biliyorsunuz. Evet. Hiç kimse görmeyecek. Ne seyirciler ne başka biri. Yazdınız mı? Yazdım. Pekala. Şimdi o kağıdı kopartın oradan. Kimse görmesin. Tamam, katlayın. Pekala. Bir kere daha katlayın. Evet, bir kere daha katlayın ve cebinize koyun. Acun Bey, gösterinin bu kısmında bize siz yardımcı olacaksınız. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Eser Bey ne yazdığını bilmiyoruz. Öncelikle buradaki pedi ve desteği Acun Bey'e uzatabilir misiniz lütfen? Acun Bey de kalsın. Acun Bey, pedi masanın üzerine seriyorsunuz ve desteği de üzerine koyuyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. Şunu belirtmek istiyorum. Genellikle iskambil oyunlarını yaparken iki elimizi kullanırız değil mi? Dünyada çok az sayıda sihirbaz tek elini kullanarak yapıyor bu oyunu. Ama hiç kimse iki elini kullanmadan gösteriyi yapamıyor. Artık gösterimize başlayabiliriz. Bayanlar baylar, bu oyunu yıllar önce Burglas adında birisi bulmuş. Ve halen daha nasıl yapıldığını kimse bilmiyor. Burglas bu oyunu yaparken iki elini kullanıyormuş. Bugün biz burada sizlere bunu hiçbir şekilde, hiçbir şeye müdahale etmeden, ellerimiz dahi kullanmadan yapacağız. Ve şunu söyleyebilirim ki bu zamana kadar gelmiş en iyi iskambil oyunu. Ve şu an ilk kez, evet biz bunu ilk kez Yetenek Sizsiniz sahnesinde sizlere sergiliyoruz. Yalnız oyun çok imkansız gözüktüğü için salondaki seyirciler ve ekran başındaki izleyiciler için şunu sormak istiyorum. Eser Bey, daha önce hiçbir şekilde anlaştık ya da sözleştik mi? Hayır, hiçbir şekilde görüşmedik. Sizin yazdığınız şeyi hiç kimse görmesin diye sizi oraya yerleştirdik. Evet. Jüri üyeleri bile. Hiç kimse ne yazdığınızı bilmiyor değil mi? Evet. Aklınızdaki kartı ve sayıyı ilk defa sesli bir şekilde herkesin ve bizim de duyabileceğimiz bir şekilde söyleyebilir misiniz? Önce kartı söylüyorum. Evet, daha sonra sayı. Sinek 10. Sinek 10. Sayı da 43. 43. Evet. Acun Bey, desteği kutusundan çıkartın. Kartları sabit bir şekilde, hiç bozmadan elinizde tutun. Pekala. Acun Bey, şimdi sizden şunu istiyorum. Kartlar üst kısmı kapalı. Tek tek masaya açık bir şekilde kartları sayacaksınız. 1, 2, 3, 4 diye. Sesli bir şekilde. Anlaştık mı? Açarak. Evet. Açarak. Tek tek. 1, sayarak. 2, yavaş. 3, biraz daha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam edin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir saniye cümle. Şu ana kadar Eser Bey'in kartını daha görmedik değil mi? Henüz aletlerden kimse görmedi. 20'deyiz. Tamam. Devam edebiliriz. Bizle beraber sayarsınız eğer Acun Bey. Çok iyi olur. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 3 tane kaldı geriye. Evet. Evet, şimdi bir tane daha açın. 41. 41. 41. Bir tane daha açın. 42. Tamam. 43. kartı alın. 43. kartı tutun sadece elinizde. Tek o kartı. Geri kalan desteği bırakın. Bayanlar baylar, şu anda Yetenek Sizsiniz sahnesinde tarihe hep beraber şahitlik ediyoruz. Acun Bey, kartı kaldırıp kameraya doğru gösterir misiniz? Acun Bey, destenin kalan kısmını açın. Yayın pedin üzerine. Hepsinin farklı olduğunu görsün lütfen herkes. Eser Bey, sizden de teyit etmek için lütfen cebinizdeki kağıdı çıkartıp kameraya onu da gösterir misiniz? Yazdığınız örtüşüyor değil mi? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben tamam. Bir kalem atabilir miyim? Birisi... Alabiliriz. İkinci kalemimiz oldu. Oğlum bir birisi nerede? Bak iyi görüyorum size ya. Dilersen izleyenlere yeteneksizsiniz hakkında kısa bir bilgi verelim. Tamam. Olur mu? Kesinlikle. Pekala. Şimdi yeteneksizsiniz hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl 5. sezon bitmek üzere ve bu yarışmada bir ilk turda ön elemeyi 306 tane yarışmacı geçti ve 306 tane yarışmacı vardı. Sizin jüri üyelerinin beğenisini kazanıp bir şekilde o turu geçmeniz gerekiyor, değil mi? Ama unutmayın, her tur beklenti büyüyor ve sergilemeniz gereken performansın daha iyi olması gerekecek. Aynı şey bizim için de geçerli. El becerilerimizi ve yeteneklerimizi ön plana çıkartmamız gerekiyor. İlk turda Burak'la beraber düşündük. Eğer yarışıyor olsaydık ne yapardık diye. Jüriden geçer not almamız gerekiyor. O yüzden buradaki cam sehpayı kullanalım. Ve bu pedleri cam sehpanın üstüne koyardık. Ve 3 tane para kullanacağım. 1, 2 ve 3. Bir tane parayı alacağım. Şimdi dikkatli bir şekilde vuruyoruz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi burada 3 tane para var. Kaseye alıyorum. Paralardan bir tanesini kaseye bırakıyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. 1, 2 ve 3. Diyelim ki Bu performansla birinci turu geçtik. Artık ikinci turdayız. Artık sizi seyirci oyluyor. İyi olup olmadığınıza onlar karar veriyor. Ellerinde butonlar var. Ve her bölümde 14 yarışmacı var. Bunlardan sadece 4 tanesi bir üst tura çıkma şansını yakalayacak. Seyircinin beklentisi büyük ve iyi performans sergilemeniz gerekecek. Eğer ikinci turda olsaydık, burada gördüğünüz pedleri kullanmazdık. Her şeyin saydam bir şekilde net olarak algılanmasını isterdik. Ve hiçbir şekilde şüpheye yer vermezdik. Sağlam bir masa. 1, 2 ve 3. Diyelim ki ikinci turda geçtik. Artık yarı finaldeyiz. Şu an işiniz daha zor. Çünkü rakipleriniz çok güçlü. Herkes finalist olma çabasında. Bunun için mücadele verecek. Ve rakipleriniz alanında çok başarılı isimler. Büyük bir çalışma halinde herkes. Yine 14 yarışmacı var ve bunlardan sadece 3 tanesi finale çıkabilecek. Peki yarı finalde olsaydık ne mi yapardık? Elimde 3 tane para var. Dikkatli bir şekilde buraya bakmanızı istiyorum. Ama baktığınız, gördüğünüz anlamına gelmez. 1, 2 ve 3. Diyelim ki bu performansla yarı finali de geçtiniz ve artık finaldesiniz. Öyle bir şey yapmanız lazım ki finale yakışır olması gerekiyor. Ve çok farklı bir şey kullanacağız. Bu sefer para değil, gördüğünüz gibi bunlardan sadece bir tanesi. Ve bir tane de cam bardak. Şimdi aynı şeyi size 2 bardakla yapacağız. Bakın, bardağın içini görebiliyorsunuz değil mi? Aynı şekilde size bardağı bir de buradan gösteriyorum. Bakın. Dikkatli bir şekilde burayı izleyin. Bir, iki ve 3. Peki bu final için yeterli mi? Tabii ki değil. 7'den 70'e herkes sizi izliyor televizyonunda ve öyle bir şey yapmanız lazım ki yarın herkes bunu konuşmalı. Öyle bir şey yapmanız lazım ki yeteneksizsinize gerçekten hak ettiğinizi bilmeleri gerekiyor. Ve işte biz de size tam da bunu göstereceğiz. Gösterimiz daha bitmedi. Siz manyaksınız. Siz manyaksınız. Ben ne yapayım? Çok teşekkür ederiz. Ben beğenmiyorum. Korkuyorum artık sizden ya. Gerçekten vay be. Yerimize geçelim istersen. Gösterimizin finaline gelmeden önce sizlere çok küçük bir şey bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi eskiden savaş zamanı askerler aileleriyle ve sevdikleriyle iletişimini tek bir şekilde kurardı. O da mektuplardı. Oraya hasretlerini, özlemlerini ve sevgilerini yansıtırlardı. Ve bu mektuplar her hafta gidip gelirdi. Ama öyle bir mektup vardı ki yazıldıktan sonra hiçbir askerin teslim edilmesini istemediği cinstendi. Yani son mektup. Eğer askerin başına bir şey gelirse bu mektup sevdiklerine yazdığı son cümleleriydi. Elimize Burak'la böyle bir mektup geçti. Ve mektup asker tarafından eşine yazılmıştı. Ve eşine kelebeğim diye hitap ediyordu. Mektubu buraya getirip size okumak isterdik fakat bu doğru olmazdı. Bu yüzden bununla ilgili bir gösteri hazırlamak istedik sizlere. Ve öyle bir tane parça seçtik ki mektubun genelini en iyi şekilde özetliyor. Gece gökyüzünden adaylar. Ben Kıvanç. Ben Burak. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin bu seneki şampiyonu Kıvanç'la Burak olsun diyorsanız Burak yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Sevgili seyirciler, Eser. Ya artık illüzyon gibi değil de siz bir tuhafsınız gibi gelmeye başlıyor. Bir yerden sonra yani camdan el geçirme filan, piyano çıkması o aletin içinden, yani yaptığınız neyse abi, ben hepsini yiyorum ve çok takdir ediyorum. Hele finalde beklentiniz çok yüksekti bence gerçekten de o oyunda anlattığınız gibi. Ve kardeşim bu beklentiyi sonuna kadar karşıladınız. Helal olsun size yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Helal olsun. Size çok yakışıyor. Çok teşekkürler. Siz birbirinize partner olarak çok yakışıyor. Belli ki birbirinizi anlıyorsunuz. İyi bir ikili oluşturmuşsunuz. Yani sizin elinizden kolay kolay herhangi bir şeyin kaçacağını düşünmüyorum. Kendi branşınızda, kendi mesleğinizde çok kısa sürede top seviyede olacağınızdan eminim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Arkadaşlar ben de aynı görüşlerdeyim. Standardın çok üzerinde. Teksizsinize imzanızı attınız. Her tur şaşırttınız. Buraya zaten hakkınızla geldiniz. Burada artık seyirci takdir edecek. Olağanüstü şeyler gördük. Seyirciye ne kadarı geçmiş, bunun sonucunu hep beraber alacağız. Biliyorsunuz canlı yayında bu akşam Yetenek Sizsiniz'in birincisi belli olacak. Evet. Bu seneki şampiyonu belli olacak. Türkiye'nin yeteneği belli olacak. Bu sonucu hep beraber bekleyeceğiz. Ben bir kez daha hatırlatıyorum. Kıvanç ve Burak için oy kullanmak istiyorsanız sevgili seyirciler, Burak yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Çok şeker değiller. Can I shake that thing, Miss Donna Donna, Jody and Rebecca? Woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy, get percolate anything you want because it's oscillating if I don't. Swing, I'm still choosing. You ready? DJ, stop it! No. Bounce on the left, bounce on the right. Four them together, man, I watch me all night. Don't pan the ground, me make it bounce, what a sight. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Patoshi Agwan, my girl, make your comes up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Slow wine, she gone down, pan the ground up. Bubble, she a bubble, bubble, she a tick tock. Bubble, she a bubble, bubble, she a tick tock. Bubble, she a bubble, bubble, she a tick-tock. Bubble, she a bubble, she a... Wait a minute. Don't believe me, just watch. Bubble. 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 Bubbling up, bubbling up, bubbling up. dönmez. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Like a disco, who that be? In that drop beam, I'm sorry. Blown gas at Ferrari, fresh vanilla smooth like a 100-year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, dog. You wanna dock in a fly out? Wine for me, dog. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, dog. And that money keep blowing, swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body my way. My way. Can't take it off my breath. Not like you do, baby. Tight when you tiptoe, when you tiptoe. Say it's Sunday, when you tiptoe, when you tiptoe, oh, oh, oh. No brakes when you push that back, left right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe, when you tiptoe. Hold tight when you tiptoe. Ayakta alkışlıyorum gerçekten. Ayakta alkışlıyorum, hem de yürekten alkışlıyorum. O kadar güzel çalışmışsınız ve o kadar başarılı bir şey çıkarmışsınız ki hocanızı tebrik ediyorum, sizi tebrik ediyorum, disiplininizi tebrik ediyorum, kıyafetinizi tebrik ediyorum. Her şeyinizi ayakta alkışlıyorum. Bravo size! Bravo! Şaşkınım. Pardon, yani özür dilerim, tutamadım kendimi. Yo, ne demek özür dilemek ya? Bayıldım yani, bir kere daha seyret deseniz seyredeceğim. 1'den 10'a kadar puan veriyorsunuz. 0-10 demek, teşekkür ederiz. Evet, ben mükemmel buldum. Çok teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz? Edirne. Helal olsun, hocanıza helal olsun. Bir şey diyeceğim, bir de Barış Jackson, Beste bir de Sergin öğretmenimize bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Koreografiyi kim yaptı? Barış üç öğretmenimiz de yardım etti. Buradalar mı? Evet. Aa, evet. Barış Jackson geliyor. Ama öğretmenimize... Bir de Beste öğretmenle alabilir miyiz, bir de Sergin öğretmenimizi? Aa, ya gel buraya. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Merhaba, size de tebrikler. Koreografi için valla önümüzde bayağı bir zaman vardı. Çok uğraştık. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Bayağı uğraşılmış, zaten en çok ona hayran oldum. Yani ciddi ciddi hazırlanmış. Barış kaç yaşında en öndeki? Sen kaç 9 yaşında. 10 mu? 10 yaşındaymış. Bir dakika, ne oluyoruz diyor. Ha, olsan tamam. 10 yaşındasın. Evet, 10 yaşındayım. Hangi ay girdin 10 yaşına? 1 Temmuz'da. Hadi hayırlı olsun. Teşekkürler. Kaç senedir dans ediyorsun? 10 mu? Hayır. Kaç senedir dans ediyorsun? 1 sene oldu. Dans etmeyi seviyor musun? Çok seviyorum. Günde ne kadar çalışıyorsun günde? 1-2 saat, 5 saat çalıştığımız bile oldu bir gün. Barış öğretmeninden memnun musun? Çok seviyorum. Bütün annemi çok seviyorum. Peki. Evet. Çok güzel bir performans. Yani... Öyle bir abi. Çok teşekkürler. Wow. Abi. Öyle bir hazırlanmışlar ki hepsinin saçları uzun. Yani saçları da bu dansın bir parçası yani, değil mi? Ali abi. Evet. Yani Barış'ı ayarlamışlar. Barış'ı yani. Yetenek Sizsiniz'in 1. sezonundan çok net hatırlıyorum. Yani Michael Jackson rüzgarının ilk öncülerinden Barış Jackson'dı zaten o zamanki sahne adı. Evet. Ve Michael Jackson'ın en güzel koreografilerini yapan iki gruptan biriydi. Ama tabii çok olay Michael Jackson'ı yapıyorsan zaten dansta bir yere gelmişsindir. Ben bu kadar güzel, yani bu kadar miniklerle birlikte bu disiplin, bu kadar güzel bir koreografi Yetenek Sizsiniz'de görmedim diyebilirim. Bu yaş grubu için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Peki, seyirci puanımız gelecek şimdi. Çok teşekkürler. 8.4. Evet. Evet, çok ilgi çekici bir puan. Çok teşekkür ederiz. Evet, jüri puanı ile birleşecek. Yani şu anda ne olacağını bilemiyoruz. Sadece teşekkür çok iyi bir puan aldınız. Jüri puanı ile birleşecek. Artık bekleyeceksiniz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Belçika'da doğdum. Türkçe hala benim için zor bir dil. Ama benim evrensel dilim dans. Bilal'den gördüm bu dansı. Ya evde kendi kendime geliştirirken bir kafede denk geldik Bilal'le. Programa katılma fikrimiz özgüven sağlamaktı kendimize. Özgüvenimiz olsun. Yani dışarıda karşılıklı bile dans edemiyorduk. Kendimize özgüvenimiz yoktu. Mutlaka yarı finalde olmalı dediğim ilk ikili sizsiniz. Final gecesinde çok iddialı yarışmacılar var. İyi olan kazansın. Ama biz kendimizi iyi görüyoruz. İnşallah da biz birinci oluruz. destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Arkadaşlar siz yani dans etmiyorsunuz, hakikaten başka bir şey yapıyorsunuz ama ne yapıyorsanız çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Yani gerçekten yani şöyle anlatayım. Bir kere koreografi olayında evet. Bütün seyircilerimizi hatırlatalım buradan. Tabii ki bir daha yapma şansları şu an için yok. Fakat ilk 2'de olurlarsa İlk ikide olurlarsa birer performans daha yapacak. İlk ikiye giren iki yarışmacımız ya da yarışmacılarımız. O yüzden ilk ikiye girmeniz lazım. Çok beğendim, çok beğendim. Apayrı bir şeydi. Yine çok güzeldi. Zeka kokuyor başından sonuna kadar. Gayet başarılı. İkinizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Hülya. Acun'un bugüne kadar ettiği en güzel sözlerden bir tanesi zeka kokuyor. Gerçekten sesim yok. Var var. Yok olamaz çünkü. Taktım. İlk defa bu kadar güzel ölmüştü evet. Peki Hülya'cığım. Ben mikrofonumu takmayı unutmuşum da. Pardon. Olur öyle şey canım. Acun'u bir daha söylüyorum. Bugüne kadar duyduğum en güzel kurduğu cümleydi. Hadi bu çok güzel miydi bilmiyorum. Ben mikrofonu sökeyim Ali abi. Acun çok sevindi iyi bir şey söylüyorum diye. Ama iyi bir şey söylüyorum gerçekten. Zeka kokuyor. Çok güzel bir cümleydi. Her şeyi anlattı yani. Gerçekten inanılmaz bir gösteriydi. Ben zaten neyse fazla yorum yapmayayım. Yok yapabilirsin yani. Yapmayayım. SMS'leri yani. Etkileyebiliyoruz. Hülya'cığım onu anlamadım. 18 bölümdür ama hayır, biz kendi fikrimizi söyleyebiliyoruz. Bir dakika Acun. Ters tepki yapsın istemiyorum. Çünkü bizim halkımız böyle yani çok tutulduğu zaman insanları şey yaparlar. Tamam nasıl istersen. Nasıl olsa onları tutuyorlar derler. Peki Ali abicim. Yani övmeyelim mi? Övebilirsin. Ya biz översek ters tepki mi olur? Ah. Ya hiç beğenmedim mi diyeyim şimdi ben bu adamla? Ben nasıl dayandım size bu kadar? Bence... Şimdi Acun dedi ki... Dayanamadın kırıldın zaten. Yaptığınız şey dans gibi değil dedi. Eğer ne yapıyorsanız dedi ama popping değil miydi? Popping ben sizden duymuştum. Ha? Evet. Popping dansı değil mi bu? 2 P'li abi. 2 popping. Yoksa baştaki mi? Hopping. Hoppala yavrup hoppala. Hopping. Ya onun T'si. Canlı yayındayız. Hoppilisi. Vallahi çok çok tebrik ediyorum. Çok güzeldi bu sefer de her şey. Tebrik ediyorum size. Onlar mikrofonları tutarak mı dinliyorlar bizi? Niye hiç konuşmuyorlar? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ha? Çok iyisiniz. Siz çok seviyorum. Bravo. Stand-up demeyi bilmiyor ya. Bu ne yapıyor diyor, konuşuyor diyor bir de. O da diyor bir konuşsana diyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye'de stand-up yapıyorum. Finale kadar geldim. Her tur geçtiğimde kendimi daha da bu işe adadım. En son bir yaş problemi çözdüm. Çocuk babasından daha büyük çıktı. Stand-up zor bir dal ama ben de zoru başarmak için buraya geldim. Şampiyon olmayı istiyorum açıkçası. Halkın içinden biriyim zaten. Abi 300 kişilik okulda 4 tane kız var. Nasıl bir havam olsun? Bir kıza 75 erkek düşüyor. Bazı sınıflarda hiç kız yok abi. Örnek bizim sınıf 3 erkeğe 1 erkek düşüyor abi. İyi misin Acun abi? Sevgili seyirciler, Yeteneksizsiniz Türkiye'de şimdi sırada Yunus var. Stand-up gösterisini eğer beğenir ve Yeteneksizsiniz'de birinci Yunus olsun derseniz 18.90'a Yunus yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk Acun abi. Başarılar diliyoruz ve seni dinliyoruz. Şu bir gerçek ki yarı finalde çok zorlandım. Bizim oradaki kızlar zar zor konuşuyor. Burada kız beatbox yapıyor. Başka bir çocuk 5 yaşından beri şarkı söylüyormuş. Ben konuşmayı ortaokulda öğrendim. Keş var abi köpek. Asansörde karşılaştık. Bir fotoğraf çekeyim dedim. Köpek benden daha güzel poz verdi. Samimi söylüyorum benden daha karizmatik çıktı. Bunun üzerine Mersin'de bir köpeğe konuşmayı öğreteyim dedim. Ertesi gün ben havlamaya başladım. Yarı finali geçince yarışmacıları takip ediyorum. Turu geçmişler ama keşke daha yüksek alsaydım diye üzülüyorlar. Ben yarı finali geçince heyecandan otelin 7. katından koltukları aşağı atıyordum, zor tuttular. Önceki turdan sonra her yerden mesaj gelmeye başladı. Geçen birisi yazmış, Yunus ben amcanın kocasıyım tanıdın mı? Hala şoktayım. Bu arada saçımı 3 gündür fönlü Mersin'de çekip geldim. Bozulmasın diye 3 gündür ayaküstü yatıyorum abi böyle. Berbere gittim dedim abi güzel bir şey yap finale çıkacağım. Tamam dedi ben en az bir Brad Pitt bekliyorum. Tıraş sonunda halaya kalkmış Mahmut Tuncer saç şeklini görünce dur abi dur çok güzel yapmışsın yeter dedim. Görkem'i gördüm abi dışarıda, saçı mapushane kaçkını gibi olmuş. Dedim Görkem en son ne zaman tıraş oldun? Yeni oldum, daha 2 sene bile olmadı dedi. Berbere götürdüm iyice bir tıraş olsun diye, 3 gün berberde yatıp kalktı. O günden sonra bir arkadaşım bana Yunus sakın kızlara bakma, intihara kalkışabilirler dedi. Parkta tesadüfen bir kızla göz göze geldim, kız felç geçiriyor sandım. Kendimi kötü hissedip yanına koştum, meğer selfie çekiyormuş. Önceki turlarda da dile getirdim Acun abi, inanılmaz şanssızım. Kızla bir restorana gittik abi, dışarıda oturuyoruz. Bir seyyar satıcı geldi, çay içer misiniz dedi. Hayır dedik. Dayı gitti, 5 dakika sonra elinde kağıt helvayla geldi. Alır mısınız dedi. Dayı kafaya koymuş bize bir şey satacak. Biz yine hayır dedik abi. Dayı en son gitti, biz kızla sohbeti falan bıraktık, dayıyı bekliyoruz. Dedim acaba bu sefer koltuk takımıyla falan mı gelecek diye. Zaten menü tamamen İngilizce abi. Hiçbir şey anlamadım. Garson geldi, ne alırsınız dedi. Rastgele salladım. Şunu istiyorum dedim. 5 dakika sonra kravatlı bir adam geldi. Buyurun beni istemişsiniz dedi. Meğer müdürü çağırmışım. Bu sırada yakama peçete taktım üstüme bir şey dökülmesin diye. O dayı yine geldi. Saç mı sakal mı dedi. Biz de dayıdan kurtulmak için garsonu çağırdık. Bize en çabuk ne getirebilirsin dedik. Hesabı dedi 120 lira hesap getirdiler. Dedim maaşını benden mi alıyorsun dedim garsona. Acun abi imanım gevredi, bir su içebilir miyim? Sağ olasın. Kapağını getirdim sandım. Kapak? Tamam bir şey yok. Ver iç götür. Hayır ver ver. Verim değil mi? Tamam. Sen lazım olduğunda bak bana ben getiririm aslında. Tamam, tamam hadi. İşin kötü tarafı o kız benim sevgilim değil. Bir kıza aşık oldum. Dediler Yunus bir falcı var. Kızın adını söylüyorsun sana sırılsıklam aşık oluyor. Ben de gittim işte falcı soruyor. Adı ne dedi? Melis dedim. Nerede oturuyor? Bizim mahallede. Babasının adı ne? Dedim TC kimlik notu da lazım mı? Hani o bilgileri polise versem kızı şafak baskınıyla alırdım. Kahve falını... Kahve falını çok övüyorlar Murat abi. Gittim bir fincan kahve içtim 25 lira dedi. Geleceğimin bir önemi kalmadı. Teşekkürler deyip çıktım oradan. Su yaradı, su yaradı. Arkadaşlar dedi Yunus filanca kişi var. Çok yalan söylüyor aman diyeyim uzak dur. Ben de gittim kendisiyle görüşmek için. Kapıyı küçük kardeşi Samet açtı. Abin nerede dedim. Abi dedi Survivor'a çağırdılar. Ada hayatı zorlu kendisine ulaşamıyoruz. Dedim kardeşi böyleyse abisi benden uzak Allah'a yakın olsun. Bana gösteride neden hep Görkem'i anlatıyorsun diyorlar. Görkem'le ilk tanıştığımızda onun her anında ben yanındaydım. Bir ara trafik kazası geçirdi ben yanındaydım. Hastanede yattı ben yanındaydım. En son babasından dayak yedi yine ben yanındaydım. Artık bir teşekkür falan bekliyorum Acun abi. Şöyle döndü. Sen ne uğursuz bir adamsın ya. Yanıma geldiğinden beri başım beladan kurtulmuyor dedi. Ben kendimi üşengeç bilirdim abi. Tövbeler tövbesi. Bir gün Görkemgil'e gittim. Evde babası ve abisi var. Babası susadı herhalde. Görkem'in abisine dedi ki bir bardak su getirir misin? Baba yeni işten geldim yorgunum dedi. Bana dedi evladım kalk sen getir. Dedim vallahi amca ben de mutfağı bilmiyorum yoksa getiririm. Tam döndü Görkem'e söyleyecek. Görkem lafı babasının ağzından aldı. Baba dedi bunlardan bize hayır yok. Kalk sen kendine de getir bana da. Geçen gün Görkem'le bir yerden geliyoruz Acun abi. Yolda bir inek gördük. Görkem dedi ki fotoğraf çekip amcama atacağım. Neyse fotoğrafı falan çekti abi. Açıklamaya ne yazsa beğenirsiniz. İşaretlediğim benim amca. Normalde bayağı sakarım Acun abi. Bizim evin camlarını her ay düzenli olarak değiştiriyoruz. Annem kıracağımı bildiği için silmiyor. Bir ara amcamlara gittim. İlk gün vazo kırdığımda aman senden önemli mi diyen amcam. 2. gün camı kırdığımı öğrenince ailecek memlekete dönüyoruz. Biraz da dayınlarda kal dedi. Artık dayımlara nasıl bir kastı varsa... Son birkaç gündür İstanbul'dayım abi. Geziyorum, Acun Medya'ya geleceğim. Metrobüs durağındayım. Dışarıda bir metrobüs gördüm. O kadar kalabalık ki içeride miting var sandım. Zar zor bindim abi, sırtıma 5 kişi çıktı. Metrobüs mü beni götürüyor, ben mi onları götürüyorum belli değil. Sonra minibüse atladım abi, hemen ön koltuğu kaptım. Arkadan bir dayı bana, hey yamuk fönlü bir kişi uzatır mısın dedi. Dayıya bir baktım, kel, kafası gökyüzü gibi parlıyor. Yeminle kamu spotunda Jolene'nin zararları diye oynatılacak bir adam bana yamuk fönlü diyor. O sıra DJ bir anons yaptı radyodan. Sıradaki parça tüm sevenlere gelsin. Herkes sevdiğinin elini tutup gözüne baksın dedi. Abi arkaya bir baktım neredeyse herkes sevgili. Sonra önüme döndüm bir an. Şoförle göz göze geldik. Sakın aklından bile geçirme önüne bak dedi. İnsanları ağlatmak kolay ama güldürmek zordur. Ben de bu akşam sizin yüzünüzdeki tebessüm olduysam ne mutlu bana diyor ve hepinize teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Yunus Karaca için oy kullanmak istiyorsanız Yunus yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Yetenek Sizsiniz Türkiye Yunus kazansın diyorsanız Yunus yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet Eser, senle başlayalım. Vallahi Yunus, aferin sana ya. Yani finale kadar geldin, o hikayeleri finale kadar taşıyabildin. Burada da bu gece bir gösteri yapabildin. Evet. Çok zor bir iş. Gerçekten helal olsun. Aferin teşekkür sana ya. Sağ ol. Yani o kadar enteresansın ki sahnede. Daha önce hiç görmediğimiz bir türde mizah yapıyorsun. Senin söylediğini anlamak için salondaki herkes ve biz çaba harcıyoruz. Yani bir sağa bir sola gidip diye konuşuyorsun ve hepsini duymak istiyoruz. O kadar zor bir şey ki yani hiç seyirciyi alayım, bir sakinleştireyim, bir böyle hani bir zamanlama, bir komediyle ilgili bir herkesi rahatlatayım yok. Senin şartlarına biz uyuyoruz. Yani mesela bu çok görülmüş bir şey değildir. Yani bunun farkında olmadan yapıyorsun ama bu senin bir tarzın oldu. Çok özel bir vakasın sen. İnşallah ileride bu meslekte olabileceksin. Okulunu falan güzel okuduktan sonra İstanbul'da da olursan bizim de hani kapılarımız her türlü açık kardeşim. İnşallah ileride beraber de çalışırız sen. Teşekkür ederim. Özgür. Yunus, geçen sefer de söylemiştim. Senin hakikaten inanılmaz doğal, akan bir yeteneğin var. Yani bu yarışma olur olmaz muhtemelen bu işe devam edeceksin. Bu çok önemli. Yani gerçekten özel bir arkadaşımızsın. Benim de favorilerimden birisin. Sen ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun hayatında? Yani stand-upçı mı olmak istiyorsun? Film çekmek istiyorum olursa ya da kendimi daha da büyütüp oyuncu mu olmak istiyorsun yani? Ha, stand-upçı oyuncu olmak istiyorsun. Tamam. Umarım hayallerin gerçekleşir. Yolun açık olsun Yunus. Ha, teşekkür ederim. Murat. Yunus, sen enerjinle insanları kendine konsantre edebiliyorsun. Anlattığın hikayeler çok tatlı ama esasen biz sana gülüyoruz. Yani onu anlatış şekline gülüyoruz. Ya imanım gevredi bir su versenize dediğinde bile burada herkes gülmeye başladı. Aslında o bir espri değildi. İçindeki saf, temiz çocuğu bir ömür boyu taşıyıp devam edersin. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim abi. Evet, Yunus, kritik bir akşam senin için. Evet. Yani burada kaçıncı olacağın önemli değil. Eser herhalde yanlış düşünmüyorum. Tek başına bu yaşta 3 tur geçmek, finale kalmak ve bu saatten sonra hani kaçıncı olmuşsun, 1. mi, 5. mi, 10. mu hiç önemli değil. Bence gönülleri kazandın. Jüriyi bence en kazanan yarışmacılardan biri oldun. İnşallah geleceğin de güzel olur. Bu akşam ne olursa olsun şu bir gerçek. Bu senenin kazananlarından biri sensin. İnşallah fazla havaya girmezsin döndüğünde. Yok abi ya. Okulda filan davranışlar değişti mi? Değişti abi. Aynen zaten. Saygısızlık yapmam ben. Peki popüler misin artık okulda? Tanınıyorum abi ya. Aynen. Abi okuldakiler zaten tanıyor. Yarışmaya ne gerek var? Yani her sınıftakiler seni tanıyor muydu? Tanıyorlardı abi. Kaç kişi bu okul? 300 kişi abi. Ha, okul... 4 tane kız var. Anlatmıştım zaten. Hala devam ediyor. Peki. Toplam 4. Ya. Peki sokakta falan tanınıyor musun diye sorayım. Sokakta mı? Tanıyorum abi ya. Çok şükür sizin sayenizde. Sağ olun. Estağfurullah. Yani tanınmak güzel bir şey ama iyi tanınmak çok güzel bir şey. Sen iyi tanınıyorsun şu anda. Yani seni görenler mutlaka sempatiyle bakıyordur. İnşallah hayatın renkli ve güzel geçer. İnşallah. Sana başarılar diyoruz ve alkışlarla konuşuyoruz. İyi akşamlar. Yolun açık olsun aslanım. Koçum benim, koçum. Alp darbukaları. Her seferinde beni gördüğünüzde vurarak tatmin olabilirsiniz. Tam ağzıma layık. Say yakala. İlk ona girsin. İstiyorsanız 1'e, istemiyorsanız 2'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi müthiş buldum ben ya. Çok beğendim. Çok yani uzunca bir süre vardı çalışmak için önünüzde. Çok iyi değerlendirmişsiniz. Çok özen göstermişsiniz. Çok keyifli, şahane bir gösteri çıkmış ortaya. Hem arkadaşlarım hem de sizi çok tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Çok teşekkürler Eser Bey. Ali abi. Vallahi ben 1'e basıyorum. Diyorsun ya 1'e basın, 2'ye basın. Ben 1'e basıyorum. Bence muhteşem bir gösteri. Yani bu kadar güzel olabilir. Çok teşekkürler. Elinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Aklınıza sağlık. Çalışmanıza sağlık. Artık ne diyeyim? Çok güzel. Mükemmel. Seda? Eksik hiçbir şey görmedim ben. Ali abiye katılıyorum, sana da katılıyorum. Sahnenin her köşesini de değerlendirdiniz. O yüzden de ayrıca sizi tebrik ederim. Süper bir gösteriydi vallahi. Elinize sağlık. Bakalım hayatın ritmini yakala. Yüzde kaç aldı seyircimizden? İnşallah finalde son 10'a kalacaksınız gibi duruyor. Bak şunun heyecanına bak. Seyircimizin... soldan 5.'ye bak. Aa, kıyamam sana. Ya. Çok tebrik ediyoruz. İçeride bekliyorsunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir bekleme yapmasınız. Çabuk çabuk çabuk. Aferin kızlar. Aferin kızlar. Aferin aslan. Hocam arada kaynadı. Aslan bak nasıl çöktü. Tebrikler, tebrikler. Çok güzel puan, çok güzel. Bak sen kafanda o davul çalan değil miydin? Gel buraya, seninle konuşmam lazım.